İthanda Allah'a sığınırız. Resul yani şeyin yazıldığı. Bin bir çeşit hilesi var şeytanın. İnsanları azdırmak için. Bir tanesi de bu şimdi söylediğimiz mesele, insanın kendisini bir işe yarar sayması. Ahmet, gelsin de. Hadi sen tecrübe edeyim. Nereye geldin? Cemal abi. Zeyni yok burada. Yok öyle. Ay bak. Bir de duyar bir şey gelmiyor. Almak için değil, geçerliyim şimdi. Evet. Almak için olacak olsa taşıyamayız. Evet. Geçiyor. Geçiyor. Bir yere yetişecek. Ben de bir işe yararım diye kendi kendisini tezkiyedir bu. Ki Allah'ın emri ne karşıdır o? فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi tezkiye etme. Ben bir şeye yararım dedin mi, kendini ayırıyorsun, nefsini tezkiye etmiş olursun o zaman, bir işe yaradım diyerekten. Hiçbir işe yaran insan değilim. Bu dünya işlerine yaramanın kıymeti yok. Allah'ın hizmetine yarıyor mu ve nefsine? Mühendisliğe yarıyor. Doktorluğa yarıyor. Tüccarlığa yarıyorsun. Çiftçiliğe yarıyorsun. Demirciliğe yarıyorsun. Elektrikçiliğe yarıyorsun. Seni Cenab-ı Hak bunlara yaramak için mi yarattı yoksa وَمَا خَلَقْتُوا جِنَّ وَالْاِنْسَ اِذَّا لِيَعْبُدُونَ Kendisine kulluk için kulluğa yarayasın diye mi yarattı? Yarayıyor musun? Nasılsın? 600 rekat teravih kıldık. Elhamdülillah. Ne hoş be. Bir gece 600 kılsan nedir? Bir ayda kıldık biz 20'şer 20'şer. Cenab-ı Hak lütfetti. Bir ayda 600 rekat kıldık. Ooo bizim nefsimizle 600 rekat teravih aldık bile. 600 mertebe aldık. Allah'ın huzurundaki mertebelerin nihayeti yok ki, kayboldu. 600 mertebe. Kulluğa yaradın mı? Günde ve gecede, gündeyi bırak gecede 600 rekat kılsan, Rabiatül Adeviyyat Hazretleri Hacı her gece diyor Cenab-ı Hakk'ın tevfikini her gece buluttan güneş doğuncaya kadar bin rekat kılardı. Bin rekat namaz kılardı her gece. Bir ayda 600 rekat kıldık biz, yarısını. O bir gece, her gece diyor,
kılıyorum. Öldürüyor Cenab-ı Hak. Nasıl kılar ya? E istediği vakitte Allah veriyor, kıldırıyor. Sen de iste, sana da verir kuvveti. O kadar elçe değil ki şey. Tabiasın da yok. İstedik, sana verdi. Tevfik istedi. Cenab-ı Hakk'a karşı ya Rabbi sen, ya Rabbi ben sana her şey malum da senin kulların bilsin diye söyleyeyim ki ben senin narından korkarak cehennemlerden korkarak sana kulluk etmedim. Gene kulların bilsin diye söylüyorum. Ya Rabbi senin cennetlerine tamam ederekten namaz kılmadım. Lakin ben senin için, sana bu olduğum için, sana bunu takdim etmek için, bunu takdim etmek, vazifem budur. Cennete göndermesi, cehenneme göndermesine dair bende irade yok. Benim elimde değil o. Sen sultansın, ben kulum. Ve hukmuke fiyye adlun. Dua. Ey Rabbim, benim inancım, itikadım olur ki benim hakkımdaki her hükmün adaletin ta kendisidir, aynısıdır. Benim hakkımda ne hüküm veriyorsan, fertlerin de öyle, cemaatlerin öyle, milletlerin öyle, ümmetlerin hakkında gelen hüküm ve hukmuke fiyye adlun. Benim hakkımdaki hükmüm tam adaletin aynidir, gözüdür. Hiç şüphesiz. Aman tabiriyle dört dörtlükler adalet. %100 adalet. %100 milyon adalet. %100 milyar adalet. Cenab-ı Hak. Onun için sen hükmedersen nar için %100 milyar kere hak. Benim de nefsime dair olan senin bu hükmün tam tamınadır ya. Lütfunla hükmeyledin yine adaletindir. Onun için burada nefsimizi, elbette ki bu oruç nefsi kırmak içindir. Yani nefse baş kaldırmamak içindir. Nefsin iddiası var. Ben bir şey oldum, bir şey bildim. İşte bir şey oldu, bir şey bildim, bir şey yaptım diyenler hep üstlerine ediyor. Hepsi berbat tatlanıyor. Molalar gibi biz biliyoruz. Kanun yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Buralar kanun ne yaptı mesela? Allah'ın kanunu Allah erkeği kadınların üzerinde kıldı. Müsavi değildir. Aşikare çıkıyor 80 milyonun koca devlet, diyor kadınla erkek müsavidir. Neden aldın bu salahiyeti sen? Yarın öleceksin, kokacaksın, leş olup kabre sokacaklar seni. Kapıtının yanına da yaklaşılmayacak pis kokudan. Bu ne demek? Kadın erkek eşit. Müsaade. Nereden aldın da bu salahiyeti sen? Bunu söylemeye nereden geldin de cüret hissediyor? İki nefesin arasında mahkum olan adam ne? 1030 madde koymuş oraya.
uydurmaca, yalan olan, ruhsuz, tatsız, lütsuz iddia kılıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor azametle, mesela اَرْرِجَانُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَىٰ kadınların üzerine erkekleri, ricali erkekleri kadınların üzerine kavvam kıldık. Onları gözetmeye, onları himayeye, onları muhafazaya dair onların üzerinde kıldık her hareketlerini yerine getirdik. Erkeğin yaratılışı başka, kadının yaratılışı başkadır. Erkek evin dışında dışarıdaki hizmetler için vücudu sağlam yaratılmış. Kadın nazik yaratılmıştır. Onun kadını Cenab-ı Allah yuvaya tayin etmiş. En şerefli vazife analık vermiş. En şerefli vazife hanımlık vermiş. Sokakta çalışan kadına o şeref yoktu. Yok. Katiyen yok. Lakin cemiyet nizamı alt üst olduğundan şimdi Mali Guvara derler. İtalyanca. Hiç belli değil. Şimdi onun için öyle yaptılar. Kadın erkek müsavidir. İstediği gibi çalışır. Her şey dışarıda. Şimdi toplayamayınlar. Şimdi toplayamayınlar. Eşitse diyorum ben, yalan söylemeyin. Kadın erkeğin müsavatı varsa bir erkek cumhurreisi bir kadınlardan cumhurreis, bir erkeklerden başbakan, bir kadınlardan başbakan, bir erkeklerden kabine, bir kadınlardan kabine, bir erkeklerden meclis, bir kadınlardan meclis olacak. Kadınlar kadınları idare edecek. Kadınlar erkeği idare edemez, ne için müsaviyiz? Arıyorsam şimdi şunlar. Erkekler kadınları idare etmeyecektir. Çünkü kadınlar erkeklerin idaresine girdi mi müsavilik kalktı. Eşitlik kalkar. Öyleyse bu memleketin içerisinde kadınların hükmü de olacak. Efendim birisi eline çekerse birisi boyuna çekecek. Binaenaleyh, kağıdın üzerinde kalacak bu misalilik, beraberlik, saçma sapan olacak. Ama onun için kendi emrini tutanları yükseltiyor. Nefsiyle hükmedenleri alçaltıyor. Sıfırlayıyor, bitiriyor, kokup gidiyorlar. Bir şeyleri kalmıyor. Anladın mı? Bu mühim meseledir. Neden açtık bu meseleyi, bize bu sayfa açıldı bugün? Kendi bir şeye yarayıyorum, bir şey yapabiliyorum dedi mi? Nefsinin ifadesidir bu. Sen ey nefsi, hakimlik yapıyorsun. Hekimlik yapıyorsun, mühendislik yapıyorsun,
bunca zanaatların her gücünü yapıyorsun. Bunun için yaratıldıysan iddian doğru. Bunun için yaratılmadıysan Allah bulmak için yaratıldı. Bunu yapabiliyor musun? İddian var mı? Onu söyle bakalım. Yani bir ayda 600 rekat kıldı. Burnumuz daftarına çıktı maşallah. 600 rekat kıldı. Rabiatül Aleviyyaz, Rabia Sultan gecede 1000 rekat kıldı. Nasıl yetiştirir? Zamana ve mekana hükmeden Allah'tır. Zamana ve mekana hükmeden Allah, zaman ve mekanın içerisinde olanlara da hükmeder. Bu cahiller öyle zannediyor ki, zaman ve mekana kendileri hükmeder. Haşa! Zaman ve mekana hükmeden Allah'tır. Zaman ve mekanı yaratan Allah'tır. Zaman ve mekanın içerisinde hükmü yoruyan Allah'tır. Onun için zaman içinde zaman, mekan içinde mekan yaratmaya kadir ve muktedir tek Allah'tır. İmam Şahrani Hazretleri kutup olan zat. Kendi ekranlarından Ekranüddin Hazretleri vardı. Cami-i Şerif'te Hacı Efendi akşamla yatsının arasında Şam'da mı? Mısır'da. Akşamla yatsı arasında Kur'an-ı Kerim okuyor. Ben de hazır dedim, öyle dinleyin. Akşam namazından sonra yatsıya kadar Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâkü ve İyyâke Nestaîn, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني وزن بشيخ بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس غير خاتم بلدي ليل وليل İkinci başladı, bitirdi. Üçüncü başladı, bitirdi. Dördüncü başladı, bitirdi. Beşinci başladı, bitirdi. Altıncı başladı, bitirdi. Yedinci başladı, bitirdi. Yatsı ezanı başladı. Bir rekatta. Yok, hatim yapıyor. Yedi hatim yaptı, akşam namazından ta yatsı ezanı okudu. Yanında dinle yok. Kutbu Rabbani, İmam Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, Allah sırrını takdir edin. O iki bin talebeye ders verilmiş Eser-i Şerif'te. 12 bin talebe yanında konuşuyor gibi dinlenmiş. Takbirini. 12 bin kimse. Biz buradan öteki odaya işittiremiyoruz, makine koyduk buraya. Makine var burada. Bakıyor. Ondan gidiyor oraya. İşte buraya bir adım. Allah'ın evliyası. Onlara verdiği rütbe, kuvvet, ruhani kuvvet çalışır onlarda. Bizde çalışan bu cismani vücudun sesimiz buradan duvara kadar gidiyor, duvardan dışarıya çıkıyor.
Onun için Hazreti Mehdi tekbir aldığında Mahmut'tan Maşrik'a kadar ruhani kuvvet meydana geldiğine dair ilan verecek, tekbiri işitilecek bütün varı başkalesine. Din itikattır, inançtır, inanılacaktır. Dini maddi ölçülerle kim ölçerse yanılır, materyalist kalır, dinsiz olur, imansız olur, cehennemlik olur. Tezini alamaz. Ha. Zaman ve mekana hükmeden Allah'tır. Çünkü zaman ve mekanı yazan ve döşeyen Allah'tır. Onun için zaman içerisinde zaman, mekan içerisinde mekan yaratmaya muktedirdir. Nihayetsiz derecede muktedirdir Allah. Rabia Sultan bin rekatın nasıl sığdılar? Nasıl hesabını tutar? Bizim onlar mezunlar olmasa önünde kahada da yazar. Bu kadar yazık. Okudu diyerekten. 20 rekata şaşırır. Nerede kaldık? 1000 rekat. 1000 rekatı kılıyor. Allah'tan istediği o, ya Rabbi sana kulluk yapayım diyor ben. Bundan şöyle bir iş bulmadım ben bu dünyada. Bundan şöyle bir iş yok. Bunu bana ver diyor. Sana kulluk yapayım. Al kulluk. Yap. 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 İstediğin kadar yap. Yapıyor. İki rekata İmam-ı Azam Hazretleri katil edermiş Kur'an-ı Kerim. Kıyam. Daha fazla hakmedenler de var. İsteyiyor, Allah veriyor. Sen istemediğin vakit, sen dünyayı istiyorsun. Sen de bırakıyor, dünyaya saldırıyor. Ona işte istediğin ara. Dünya çöplüğünde sen de efendim eşeden bir tümsek bulursan çık üzerinde boğaz gibi öt. Kimisinin sesi inceden çıkar, kimisinin boğaz çıkar, kimisinin çok dur çıkar. Efendim Hint boğazı gibi. Asıl kelam bir şey elinden geliyor. Dedi mi bitti. Nefsini oyuncağıdır o. Bir yere yaramaz. Kulluğa yaramayan insan o. O cihetten nefis onu mahkum eder ve rahat huzur bulmaz. Dünyanın eziyetini çeker. Sonunda eline bakar, elinde bir şey yok. Allah için o nefsine hitap et. Ben bunu yaparım, şunu yapıyorum, elimden geliyor. Evet, Cenab-ı Hak lütfü keremiyle dünya hayatımızı bir nizama sokmuştur. O nizam üzerinde emriyle iş görüyorum. Cenab-ı Hak lütfeyledi, bu hizmeti yapıyorum. Allah için hizmet ediyorum. Diyerekten söylediği vakitte Cenab-ı Hak'tan bildiğinde o vakit nefsini mahkum eder. Nefsini ileri attı mı şeytan olur insan. Ya Rabbi ya Allah allinna ma yethavuna ve zinna ilma ya Rabbi ya. Bize yarayan ilimden bize öğret. Amin. Ve bize yarayacak ilim seni bilmek için. Allah'ı bildirmeyen alim alimden sayılmaz. Onun için öyle alimi de yok. Şimdiden bulursanız size öğretecek, Çin'e de gidiyor. Şimdi o öğretici falan da olmuyor. Ne öğretiyorsun? Allah dedik mi? Hiçbir üniversitede Allah'ın adından ne alimdi bu? Nefsaniyetin şiddetine bak sen. İnsanların nefislerini azgındığına
kızgınlığına, tekebbürlüğüne bak sen. Allah dedi, kendinin üstünde bir şey tanıma yok. Ben değilim. Senin üstüne, bizim üstüne bir şey yok. Gökyüzü düşsün başlarına. Gökyüzü nasıl düşer? Yıldırımla düşer. Yıldırım her zaman düşer bir şey efendi. Bulutsuz havada da düşürür Allah. Bulutsuz havada da düşer, uçurur, bitirir, silir. Onun için Allah'tan korkmak lazımdır. Allah ile olmak lazım, Allah ile yaşamak lazım. Allah'ı bıraktın mı, hiç kıymetin yoktur. Allah'ı bırakan insanların kıymeti yok. Bütün 60 senedir bunu anlatmaya uğraşıp duruyoruz. Efendim, ne geldiğimizi anladık, ne başkalarını anlatabiliriz bu hareket içerisinde. Allah bizi affeyle. Amin. Bu Ramazan da böylece geçti. Ümidimiz olur ki gelen seneyi Batıl sahibiyle yetişeriz. Amin. Bu gibi ilimleri insanlara öğretecek Allah'ın has kulları meydana gelsin. Amin. Bize anlatsınlar. Onunla sülük edelim. Allah'a varan yola girelim. Allah'a varan yol cennetin yoludur. Allah'a varmayan yol cehennemin yoludur. Allah'tan kaçtıkları için zahmet cenderesinde sıkışıp duruyor milletin böyle eziliyor. Eziliyor. Bir defa ezip çıkardıktan sonra o eti şeyden kıyma yapan bakar bir parça daha sevdir, şeyi değiştirir. Bir daha atar. İyice kaldı mı değiştiriyor ömrünü, bir başka şey koyuyor, ince, delikli, bir daha alıyor onu, bu bilim insanlara böyledir. Bakıyor, daha tamam ezilmediler. Tam tamına ezilecek, efendim, onun için bir daha bu. Olmadı, bir daha bu. Yedi cendere var. Yedi defaya kadar, bilmiyorum kaçıncısına yetişti şimdi. Lakin herhal beşte bir. Beşinci cenderede bir iler. İki daha var. İki daha oldu mu böyle su gibi. Ya Rabbi zid habibeke izzen ve şerefa. Allah'ın sultanı. Amin. İyi günlere bizi yetiştir. Amin. Senin kulluğunla bizi şereflendir. Başka şey. Ümmet-i Muhammediye sahip gönder. Ve kullarına ilahi imdadını yetiştir. Kadın rahmetleri eniyor, kalplerimizi de ya Rabbi yumuşatacak. Sana döndürecek hidayet rüzgarlarına etsin ya Rabbi. Hürmet-i Habib ziyadeten bir şeref buyuruyor. Fatiha. Besmele'ye geçemedik gene. Acele edin. Bu başka bir sayfa. Değil değil mi? Çok gayet güzel. Gayet güzel değil ama bu sayfa. Süper dedi. O hanımlar meselesini kimseye karıştıramadık. Hepsi bizi zarar eder. O hakikaten bir şey. Her şeyin nizamı, intizamı var. Nizam, intizam elinden gittikten sonra artık
kontrolden çıkan araba gibi. Onun amcası Zeynler'de onun amcasının bir arabası vardı. Beni de bildiğin bir arabanın kırdığındaydı o vakit. Efendim, yolda başka araba gelirken o bir tarafa kaçacak. Demonu bu tarafa çevirirken bu tarafa gider. Bu tarafa çevirirken bu tarafa gider. Bu taraftan uçuruma düşürecek. Şevet korkma, bu tarafta araba var. Ben tersine de dürüyüm, ben sen bu dümeni... Bu araba böyle gider. Tersine. İşte kontrolsüz bir halde insanlar ve bizimkiler bir hassa. Üzerliğiyle.